arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimizde gördüğümüz bu zikzaklı çok güzel bebek yeleğini çalışacağız. Bebek yeleğimiz bakınız çok hoş bir yelek oldu. Önlerimizde hafif hafif pilelerimiz her iki tarafta ve arkamızda da aynı şekilde pileli güzel bir bebek yeleği çalışması oldu. Umarım sizler de beğenerek örersiniz ve severek giydirirsiniz. Evet yeleğimizi örmeye yakamızdan başladık. Yakamızdan ilk önce kutucuklarımızı ördük. Kutucuklarımızın içerisine trabzanlarımızı yerleştirerek aşağıya doğru büyüttük. Daha büyük yaştaki çocuklarımıza örmek istiyorsanız hemen bunu belirtmeden geçmek istemiyorum. Kutucuklarımızın sayısını başlangıçta artıralım. Burada 41 kutucuk çalıştık. Birazcık daha büyük çalışmak isterseniz 47 kutucuk gayet ideal bir ölçü olmakta. Daha bu yeleğimizden büyük bir yelek çalışması yapmak için evet kutucuğumuzu ayarladıktan sonra aynen trabzanlarımız her sıramızda birer tane olacak şekilde artırıyoruz ve sonrasında modellerimizi sık bir şekilde yerleştiriyoruz gördüğümüz gibi ve hiç değişiklik olmadan aşağıya kadar aynı şekilde ördüm sadece renklerim beyazımı katmak istedim yeleğimize hareket ve canlılık katsın diye en son olarak ince düğmelerimle diktim ve kenarına yani kol buradaki boyun kısmına kordonumuzu ördüm. Kollarımızı da yine sık iğnemizle ördük. Şimdi yeleğimizin ölçüsüne birlikte bakalım. En üst kısımdan şöyle yakadan tutuyorum. Şöyle görelim. Etek ucunda 34 santimde tamamlandığını görüyoruz. Kol altından gövde genişliğimize bakalım. Hemen kol altından alıyorum. 28 santim tabi aşağıya doğru daha genişlemekte yeleğimiz açıldıkça evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım kolay gelsin Yeleğimizi örmek için Nakon'un Lüks Minnoş Baby ipini kullanıyorum. İpimiz %35 poliamid, %65 premium akrilikten oluşmakta. Renk numarası 2197, 100 gram ve 340 metreden oluşan çok hoş bir bebe ipi. Ve Tığımız ise iki buçuk numaralı tığımızı kullanacağız. Şöyle bakınız yazdım. iki buçuk numaralı tığımızı kullanalım. Ve 41 tane kutucuğumuzu hazırlayarak örgümüze başlayalım. Örgümüzün yaka kısmından başlıyoruz. Yeleğimizin önce robasını daha sonra da gövde bölümünü öreceğiz. Başlangıçta 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 5 zincirimin sonrasında. Birinci zincir yuvasının içerisine tığımın başına girdiriyorum ve 1, 2, 2 defa da alıyorum. İkili trabzanım alarak birinci kutucuğumu yapıyorum. İlk kutucuğumuzu ördükten sonra hemen 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Bakınız elimde şöyle durmaktaydı bu yuvarlağımız. Hemen yuvarlağımı çeviriyorum sol tarafa doğru. Tekrar yuvarlağımın içerisine başını dolayarak girdim. 1 ve 2. 2 defa da aldım ve ikinci kutucuğumuzu bu şekilde oluşturdum. Tekrar 3 zincirimi çekiyorum. 2 3. Bakınız tekrar sola doğru çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 ve 2. Tekrar 3 tane zincir. Her 3 zincirimizi çektikten sonra örgümüzün yönünü çevirelim tığımızın başını dolayarak şu kısma girelim. 1 ve 2. Bakın 1 2 3 4 tane minik kutucuğumuz oluştu. Devam ediyorum. 2 3. Çeviriyorum. Her ördüğümüzde mutlaka çevirelim. Kutucuğumuz güzel olsun. 1 2 3. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tekrar yuvaya girerek 1 2. Tırabzanımı ördükten sonra hemen 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümü sol tarafa doğru çeviriyorum. İçerisine girip 1, 2, tekrar 3 zincirimi çekiyorum. Çeviriyorum. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarıma yardımcı olmak adına detaylı anlatmak istiyorum. Umarım faydalı olabilirim. Ve girerek trabzanımı yapıyorum. Şimdi bakalım Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 toplamda 9 tane kutucuğumuzu bu şekilde hazırladık. Buradaki kutucuk sayımız 41 tane olana kadar bu şekilde bir trabzan 3 zincir, bir trabzan 3 zincir örerek tamamlayalım kutucuklarımızı. 41 tane kutucuğumuzu hazırladım. Hemen ölçümüze bakalım. Birbirimizin ölçüsüyle kıyaslamamızı yapalım. Hemen üzerine tutuyorum diğer taraftan da şöyle tuttuğumuz zaman bakın kıvrılmasına rağmen 36 santim kutucuğumuzun ölçüsü rubamızın trabzanlarını kutucuklarımızın içerisine yerleştirmeye başlayalım başlangıçtaki iki kutuyla sondaki iki kutucuğumuzu kenar patlarımız için dolduracağız ve her iki kenar patlarımız 7'şer trabzandan oluşacak şimdi başlıyoruz bir iki iki tane zincirimizi çekelim kutucuğumuzun içerisine giriyorum. 1 ve 2. İlk kutuya iki tane trabzan ördüm. Bir de kenar trabzanımız vardı. 3 tane trabzanımız oldu. Aradaki trabzanımın tam ortasına giriyorum. Ve dördüncüyü örüyorum. Bir sonraki kutucuğa yani ikinci kutucuğa ise 5 bir daha örüyorum. 6 ve tekrar örüyorum. 7 Toplamda 7 tane trabzanımız oldu. Bir tanesi zincirden, 3 tanesi kutunun içine girdik, 4. Diğer 3 taneyi de hemen yandaki kutucuğumuzun içerisine ördük. İlk kenar patımızı bu şekilde ördük. Kenar patımızı tamamladıktan sonra sıradaki kutucuğumuzu üzerine 2 tane zincir çekerek atlıyoruz ve diğer kutumuza geçiyoruz. Buradaki bir tane kutucuğumuz grubumuzun arasındaki boş kalan kutucuğumuz olacak. Hemen 1, ve iki zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aradaki bu kutuyu atlayarak diğer kutumun üzerine şöyle içine giriyorum. Bakınız. 1 ve 2 2 tane trabzanımı ördüm. Tığımın tekrar başını doluyorum. Üçüncü trabzanımı tam iki kutucuğun arasındaki bağlanma yerine batıyorum. İki tane bakınız yuvanın içerisine bir tane tam bağlantı yerine ve diğer iki tane trabzanı diğer kutucuğumuzun içerisine örerek toplamda beş tane trabzan sayısına ulaşıyorum. İki tane bir ördüm tam ortaya battım üç iki tane de diğer kutumuza ördüm beş tane trabzanımız oldu. Aradaki trabzanlarımızın bu grupları oluşturduğumuz yerdeki sayısı beş olacak kenardaki patlarımızın sayısı yedi. Arada devam ettiklerimiz ise beşer beşer ilerleyecek. Şimdi iki tane zincirimi çekiyorum. Sıradaki bakınız kutucuğumu atlıyorum. Diğer kutucuğun içerisine gelerek hemen trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Bir ve iki. İki trabzanımı ördükten sonra araya giriyorum. Üçüncü trabzanı mutlaka ara bağlantısına kuruyorum. Diğer iki trabzanımı ise hemen diğer kutucuğumun içerisine örüyorum toplamda 5 tane trabzanımı iki kutunun içerisine yerleştirdim İki tane bir tanesine iki tane diğerine tam ortaya bir tane trabzanımı örerek 5 sayısına ulaştım yine grup arasına geçiyorum İki zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak bir tane yuvamızı atlıyorum diğer yuvamızın içerisine girerek 1 ve 2 tam ortaya 3 diğer kutucuğumuza 4 ve 5'i örüyorum bu şekilde iki kutucuğumuzun içerisine 5 tane trabzanımızı yerleştirdik ve hemen İki tane zincirimizi çekerek diğer kutunun içerisine geçiyoruz. Bakınız iki tane trabzanı örmemize rağmen burada boşluk var. Yanlışlıkla burayı atlamıyoruz. Bir kullandığımız kutuyu ikinci kez asla kullanmıyoruz. Bakın burayı ördük. Şu kısmı atlıyoruz. Ve diğerine geçiyoruz. Tığımın başını doluyorum. İki zincirimden sonra bir tane kutuyu atlıyorum. Diğerine gelerek batıyorum. Ve başlıyorum. Bir. iki tam araya giriyorum 3 diğerine batıyorum 4 diğeri 5 tekrar iki tane zincir bir tane kutu atlıyorum diğer kutumun içerisine geçiyorum 1 2 tam ortaya batıyorum 3 diğer iki taneyi örüyorum 4 ve diğerini örüyorum 5 bu şekilde sıramızın sonuna doğru ilerleyelim. Kutucuklarımızın üzerine trabzanlarımızı yerleştirerek ilerledim. Son 3 tane kutucuğumuz kaldı. Örülmemiş. 1, 2, 3. Bakınız diğerini ördüm. Ve hemen saymaya başlayalım. 1, kenar patımız olan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13. Şimdi kenar patımız için olan bölümümü de ördüğüm zaman 14 tane hazırlanmış olan bölümümüzü göreceğiz. Şimdi 2 tane zincirimi çektim. Diğer taraftaki gibi 7 tane trabzanımızı örmemiz gerek. Yalnız burasında biz ilik açmak istiyoruz. Onun için 6 trabzanımızı ve bir zincirimizi araya çekerek o bir zincirimizi 7. trabzan olarak kabul edeceğiz. Hemen dönüşte üzerine örerek 7 trabzan sayısına tekrar ulaşacağız. Bu tarafta düzenli aralıklarla ilik yerimizi açarak kenar patımızı örerek devam edeceğiz İki zincirimi çektim. Bir kutucuk katlıyorum. Diğer kutucuğumun içerisine 3 tane trabzanımı dolduruyorum kenar olduğu için. 3 taneyi doldurdum. Bir tane zincir çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra diğer kutum için 3 tane daha trabzanım örüyorum. Zincirimizin olduğu yer iliğimizi açtığımız bölüm olacak. Tığımın başını doluyorum. Burayı zincirimize 4 olarak sayıyorum. 5 6 ve en son yedinci trabzanımı zincirimin üzerine şöyle batarak örüyorum ki çıkışımız yeleğimizin kenarı düzgün olsun şöyle güzelce batalım 1 ve 2 şimdi iki tane zincirimi çekiyorum. İliğimizi açtıktan sonra hemen ikinci sıramızı örmek için örgümüzün arka yönünü çeviriyoruz. Şöyle görelim bakınız. Bütün bölümlerimizi şu an tamamladık. 7 trabzan, 7 trabzan, 2 tane bölümümüz var ve diğerleriyle birlikte iliğimizin birinci sırasını tamamladık ve iliğimizi açmayı unutmadık. Şimdi geri dönüşümüzü yapıyoruz ve şuradaki görmüş olduğumuz 5 tane trabzanların üzerinde bu sıradan itibaren artışlarımıza geçiyoruz. Artışlarımızı her sırada bir tane yapıyoruz. Yani her kutucuğumuzda bir tane artışımızı yapıyoruz. Dönüşte ikinci kez bir artış daha yapıyoruz. Yani asla iki artışı kutumuz içerisinde aynı sırada örmüyoruz. Devam ederken bitişe doğru bir artış. Bitişten tekrar başlangıca doğru yine birer artışımızı yapıyoruz. Şimdi artışımızın düzenine bakalım. İki zincirimizden sonra birer birer kenar patlarımızı trabzanımızın üzerine örelim bir tane zincir ikisi trabzanım olarak ördüm ve bir tane gördüğümüz gibi kutucuğumuz boş kaldı tığımın başında doluyorum hemen onu da örüyorum 4 iliğimiz bu şekilde açılmış oldu 5 6 ve 7 toplamda 7 trabzanımı bu şekilde örüyorum ve araya iki tane zincir çekiyorum. Yukarıdaki sırada çekmiş olduğumuz gibi bu aramız robamız bitene kadar hep iki zincirlerimiz mutlaka devam edecek. Tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanımı örüyorum. İkinci trabzanımı örüyorum ve ikinci trabzanımı iki defa örüyorum. Gruplarımızın hepsinde Birinciyi tek örüyoruz. ikinciyi ise iki defa örerek artışlarımızı yapıyoruz. Bütün gruplarımız için aynı şey geçerli. Diğerlerini birer birer örüyorum. Artışlarımız sadece ikinci ilmeğimizden oluşacak. Bakın sadece ikinci ilmeğimize iki defa batmakla her grupta aynı işlemi yaparak robamızı büyüteceğiz. Şimdi bakınız grubum en son trabzanı ördüm. Ve bir 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımızın başını doluyoruz. Birin diğer ikinci grubumuza geçiyoruz. Birinci trabzanımızı örüyoruz. İkinci trabzanımızı iki defa örüyoruz. Bir ördüm. Tekrar başını doluyorum. Aynı yere girerek artışımı yapıyorum. Şöyle görelim. Diğerlerini birer birer örerek ilerleyelim. Evet ikinci grubumuzu da bakınız bir tane artırdık. Aynen birinci grubumuzda ördüğümüz gibi ilk trabzanımızı tek ikinciyi çift diğerlerini yine tek 5 olan trabzan sayımız 6 sayısına çıktı aradaki zincirlerimiz yine aynı şekilde devam edecek hep ikiler şöyle görelim bakınız birinciyi ördük ikinciyi çift olarak ördüm ve diğerlerini birer birer örerek tamamladım 2 tane zincirimi çekiyorum Diğer grubuma geçerken bir. Hemen ikinciyi örüyorum. İkinciyi yine aynı yere bir daha batarak ikinci kez örüyorum. Diğerlerini birer birer örüyorum. Ve 2 zincirimle diğer gruba geçiyorum. Evet şimdi bu şekilde sıramızın sonuna kadar 7 trabzanımızı da 7 trabzan olarak örelim. Dönüşte tekrar görüşelim. Yapacağımız tek işlem birinci trabzanımızı aynen yerine örmek. ikinci trabzanımızı ise 2 defa örmek. Gruplar arası geçişimiz 2 zincirden oluşacak. Kutucuklarımızın üzerine birer tane trabzanlarımızın artışını yaparak ilerleyerek sona doğru geldim. Aralarda mutlaka iki zincirimizi de çektik. Her grubumuzu kendi arasında bir tane artırdık. Şimdi en son trabzanımın olduğu bölüme geldim. Bakınız burası düğme dikeceğimiz yer olduğu için herhangi bir işlem yapmıyoruz. Aynen örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. trabzanımı da tepesine batarak örüyorum. Ve 2 tane zincir çekiyorum. 3 çekmeyelim, 2 çekelim ve arkasını çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak örmeye başlıyorum. 7 trabzanımızı aynı şekliyle örüyoruz. Düğme dikeceğimiz kenar bölümümüzü 2 zincirimizle birlikte 3 4 5 6 ve başını dolayıp batıyorum 7 7 tane kenar patımı ördüm hemen iki zincirin olduğu yere geldim 1 ve 2 tığımın başını doluyorum gelirken bakınız şuradan ikişer ikişer artmıştık bakınız şurası birinciyi örmüştük ikinciyi artırmıştık buradan devam ederken şimdi bu yönde örerken de aynı işlemimizi yapıyoruz tığımızın başını doluyoruz birinciyi örüyoruz. İkinci trabzanımı yine iki defa örüyorum. Bir, aynı yere batıyorum. İki. Bakınız, buradan diğer sıramızdan gelirken başlangıçtaki ikiyi örmüştük. Bakın baştaki. Şimdi dönüşte yine aynı şekilde bu baştan örüyoruz. Yani hem buradan hem buradan da sürekli düzenli olarak artışlarımızı yapıyoruz. Her sırada iki defa artmıyoruz. Bir sırada baştan ikinciyi örüyoruz. Dönüşte tekrar birinci trabzanımızı örüyoruz. İkinci trabzanımızı yine çift örüyoruz. Yani her sırada birer artışımızı ikinci sırada mutlaka yapıyoruz. İkinci trabzanımızı iki defa örerek. Evet devam ediyorum. Birer birer örüyorum diğerlerini ve iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak birinci trabzanımı örüyorum bir ikinciye batıyorum bir ve aynı yere bir daha batıyorum İki. İlerliyorum. ilerliyorum bir hepsini teker teker örüyorum Evet iki zincirimin olduğu yere geldim bir ikinci örüyorum 2 iki. ikinci aynı yere bakınız tekrar batıyorum 2 defa örüyorum ve devam ediyorum birer birer bir kalanları sırasıyla örüyoruz ve bakın şimdiden genişlemeye başladı bile şöyle görelim 5 6 7 oldu bakınız 5 2 4 6 2 4 6 ve 7 Evet bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Dönüşte tekrar görüşelim. Evet üçüncü sıramızı da örerek tamamladık. Şu şekilde bakınız hepsinde ikinci ilmeğimizin üzerinde artışımızı yaptık. Şimdi her grubu kendi içerisinde ikinci ilmeğimizde hem gidişte hem dönüşte illa ikinci ilmeğimizde artışımızı yapıyoruz. Yani düzenli olarak artışımızı yapalım. Güzel bir genişleme olsun. Velev ki aralarından bir tanesini unutmuş olabilirsiniz. Dönüşte fark ediniz. Kesinlikle sökmeye gerek yok. Hemen hem bir ucundan hem de diğer ucundan artışımızı yaparak sayımızı tamamlayalım. Kesinlikle sökme işlemine hemen başvurmayalım. Yani şaşırabilirsiniz. Bir tane çünkü çok fazla sayı var. Her seferinde ikinciye artış yaptım zannedebiliriz. O yüzden eğer hata yaptığınız bir dilimimiz olursa fark ettiğinizde diğerlerinin eksiğini bir olarak bir tane fazla yani fark ettiğiniz anda yaparak kapatabilirsiniz. Yani önemli olan açımızın sayılarının aynı olması. Açımızın aynı genişleyip trabzan sayımızın aynı olması. Yani onun için sökmeyelim lütfen. 7 trabzanımı ördükten sonra 1-2 zincirimi çekiyorum. Tekrar başlıyorum. Birer birer kenar patımızı 7 sayısına ulaşana kadar aşağıdaki trabzanların üzerine batarak örüyorum. İki tane zincirimi çekiyorum. Bakınız, hem gidişte iki, hem dönüşte ikiydi. Birinci trabzanımı örüyorum, ikinci trabzanımı örüyorum, ikinci trabzanımı iki defa örüyorum ve diğerlerini birer birer örerek diğer yuvaya doğru ilerliyorum. Şöyle görelim. İki tane zincirimi de araya çekiyorum. Tekrar birinci trabzanımı örüyorum. İkinciyi örüyorum. İkinci trabzanımı iki defa örüyorum. Bir devam ediyoruz. Arkasından çok çok kolay sadece dikkatimiz dağılırsa eksiğimizi kapatarak hemen halletme yoluna başvuralım sökme yolu asla başvurmayalım bu küçük problemlerde Evet bu şekilde robamız yeterli ölçüye gelene kadar her ikinci trabzanımızı iki defa örerek buradaki görmüş olduğumuz dilimleri istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim Yeleğimizin robasını istediğimiz ölçü olana kadar e, örerek büyülttüm. 5 tane trabzan olarak başlamıştık. Birinci sıramızda 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 tane trabzan olunca bıraktım. Ve benim 15 trabzanlık ölçümü şöyle görmek istiyorum. 11 santimde robamızı tamamladım. Şimdi hem kollarımızı birleştireceğiz hem de... E, modelimizi uygulayarak devam edeceğiz. Bakın işaretlerimi ben taktım. İşaretlerimi hemen anlatmak istiyorum. İki tane kenar patımız yedişer. Birer dilim modelimiz ve buradan bakınız her ikisinin ikinci dilimin ortasına ayracımı koydum. 2, 4, 6, 8, 10. Buradan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane öne kalacak şekilde ikinci dilimden alıyoruz ve e, diğer kalanı kolumuza veriyoruz ve kolumuza tekrar birer dilim daha veriyoruz ikinci dilimi veriyoruz üçüncü dilimin ise yarısını veriyoruz 2 4 6 8 dilimde kolumuza veriyoruz bu tarafa bakıyorum 2 4 6 7 ve 8 bakınız burada 7 burada 8 tane trabzanımız kalıyor şöyle bakalım yeleğimizin şöyle gördüğümüz gibi üst üste gelecek yedişer trabzanlarımız şöyle baktığımızda arkamızı 1 2 2 de yarım bakınız gövde kısmına 2 4 6 7 2 4 6 7 gövde kısmına yedişer yedişer iki tane de tam trabzanımızı bırakıyoruz şöyle kapatacağımız için önümüzü tam eşitleniyor bakınız 1, iki tane tam modelimiz önümüzde var ve 3. modelimiz yarım. Birleşerek tam 3 model halini alıyor. Şöyle arkamızda görelim. Bakınız arkamızda da birleşince tam 3 model oluyor. Kenar patlarımız önümüzün biraz büyük olması için gerekmekte. Evet bu şekilde ayarlamamızı yaptıktan sonra hemen modelimizi yerleştirmeye başlayalım. Kenar patımızı ördüm. Bakınız ikinci iliğimi de açtım. Birinci sırada ilk iliğimi açmıştım. İkinci sırayı tekrar bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra iliğimizi açtığımız yer ve 8. de tekrar açtım. 8'i 1 diye sayıyorum. Tekrar e, dilerseniz iliğimizi açabilirsiniz. Dilerseniz sadece roba kısmında kullanabilirsiniz 2 tane ilikle. Ya da daha sık daha gevşek ayarlamaları tamamen kendi inisiyatifinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım. 7 trabzanımızı örerek geldim ve başlıyorum. Tığımın sadece başını doluyorum. Birinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve 1, 2, 3. Bir defa başını doladım. 3 defa ördüm. Bir tane zincir çektim. Aynı yere yani birinci trabzanımın üzerine tekrar tığımın başını dolayarak giriyorum. 1, 2 ve 3 defa dalıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Tekrar giriyorum. 1, 2, 3. Bir tane daha zincir çekiyorum. Her tırabzanımızı bir defa dolayıp üç defa da çekiyoruz ve aralarına birer tane zincirimizi örüyoruz. Tekrar bir defa doladım. 1 2 3. Bir tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Bakıyorum kaç tane olduğuna. 1 2 3 4 5 6. Bir zincir daha çekiyorum. 7. trabzanımı örüyorum bir zincir daha çekiyorum 8. trabzanımı örüyorum bakın burada üçer defa da alıyoruz yukarıya ikişer defa da almıştık modelimize geçtiğimiz zaman bir defa başını doluyoruz 3 defa da örüyoruz 2 4 6 8 her birinin arasında da birer tane zincirimizi çektik şimdi şöyle bakıyorum 1 2 3 ve 4 dördüncü trabzanımın üzerine gelerek batıyorum Tekrar tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum. Battığım yerden itibaren 1 diyorum. Bakınız battığım yeri yeniden sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Giriyorum. Başını dolamıştım tığımı. 1, 2, 3 defa da alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere giriyorum. 1, 2, 3. Bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3 bir zincir çekiyorum toplamda 8 tane trabzan ve her bir trabzanımdan sonra bir tane zincirimi çekiyorum tekrar 1 2 3 bir tane zincir giriyorum 1 2 3 saymak istiyorum kaç tane trabzan olduğunu battığım trabzanımızın ilki bakınız 1 2 3 4 5 6 ve 7 bir zincir daha çekiyorum 8. trabzanımı da örüyorum. 1, 2, 3, 3 defa da örüyorum ve başlıyorum saymaya trabzanlarımı. 1, 2, 3, 4. 4. trabzanımın üzerine gelerek battım. Tekrar tığımın başına doluyorum. 1. de dolamadan direkt batıyorum. Bakınız, başını doluyorum tığımın. Battığım yerden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4 dördüncü trabzanımın üzerine geliyorum bir tane başını doluyorum üç defa da örüyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum tekrar tığımın başını doluyorum aynı trabzanımın olduğu yere giriyorum bir defa dolayıp üç defa da örüyorum ve bir zincir ilave ediyorum üçüncü trabzanımı örüyorum bir tane zincir tekrar dördüncüyü örüyorum bir zincir beşinciyi örüyorum bir zincir altıncı trabzanımı örüyorum bir zincirimi çekiyorum yedinciyi örüyorum bir zincir ve sekizinci trabzanımı da aynı yere batarak örüyorum Evet şimdi tekrar kontrol amaçlı sayalım 2 4 6 8 8 tane trabzanımızı ördük ve saymaya başlıyoruz bakınız başını dolamadım burayı iki tane zincir olduğu için iki olarak sayıyorum 3 4 Dördüncüye batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1 diye battığımı sayıyorum. 2 3 4. 4. batıyorum. Ve başlıyorum. 8 tane trabzan ve her bir trabzanımızın arasında bir tane zincir olacak şekilde örüyorum. Bir defa başını doluyorum. Bir zincir. Bir defa başını doluyorum. 3 defa da örüyorum. Aynı yerdeyiz bakın. Kesinlikle farklı yere batmıyoruz. 1 2 3 bakalım. 2 4 6 8. 8 tane tırabzanımızı ördüm ve hemen sayıyorum. 1 2 3 4. 4 tane Atıyorum bakınız hemen. Ve işaretimin olduğu yeri görüyorum. 1 2 bakınız tam ayracımın olduğu yere tığımın başını doluyorum. 8 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. Bir defa doluyorum, 3 defa da çıkıyorum. Araya bir tane zincir. Aynı yere giriyorum. 1 2 3. Bir tane zincir. Aynı yere giriyorum. 1 2 3. Bir zincir. Tekrar 1 2 3 bir tane zincir bir defa doluyorum toplamda 8 tane olana kadar bu şekilde örüyorum yani şimdiye kadar ördüğümüz gibi örüyoruz bir zincir 1 2 ve 3 sayalım 1 2 3 4 5 6 7 bir tane daha yaptıktan sonra trabzanımızı önümüzü tamamlamış oluyoruz. Bakınız önümüze 1, 2, 3, 4, 5 tane modelimizi kurduk. Şimdi kolumuzdan geçişimizi yaparak arkamıza bağlanacağız. Mavi ayracımızın tam olduğu yere modelimizi yerleştirdik. Sarı ayracımızın olduğu yere direkt batarak hemen modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Büküyorum sarı ayracımın olduğu yere gelerek batıyorum 1 2 3 bakınız herhangi bir yere batmadık diğer geçişlerde sayarak batıyorduk kolumuzu şöyle genişçe ayarlamak istedik batmadan direkt geçtim bir trabzanım ördükten sonra zincirimi çektim ve başlıyorum ikinci trabzan bir zincir üçüncü trabzanım ve bir zincirim dördü örüyorum bir zincir 5 bir zincir 6 zincirimi çektim 7. trabzanı ördüm tekrar zincirimi çektim ve 8 zinciri ördüm bakınız 2 4 6 ve 8 şöyle görelim bir kolumuzdan diğer kolumuza direkt geçişimizi yaptık kolumuzun altında şu şekilde genişletmiş olduk Evet ve saymaya başlıyorum 1, 2, 3, 4, 4. trabzanımın tepesine batıyorum. Tekrar tığımın başında oluyorum. Battığım yerden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Batıyorum. Ve aynı şekilde işaretimizin olduğu yere kadar 8 tane trabzan aralarına birer zincirimizi çekelim ve ayracımıza kadar ilerleyelim. Bu aradaki zincirlerimizi ikişer trabzan olarak hesaplayalım. Evet yeleğimizin arkasını sarı ayracımızdan itibaren örmeye başladık. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Toplamda 8 tane çiçeğimizi yerleştirdik. Bakınız dilimimizi birincisini ilk sarımızın olduğu yere uygulamaya başlamıştık. Sarı işaretimize ve kırmızı işaretimize kadar tam 8 tane dilimimiz oldu. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi 8. dilimimizi ördükten sonra yine kolumuzu büküyoruz. Şu şekilde mavi iğrecimizden olduğu tarafa tığımızın başını dolayarak hemen batıyoruz. Diğer kolumuzdaki girdiğimiz yer bakınız en son işaretimizi taktığımız yer. Yine işaretimizin tam olduğu yere giriyorum. 1 2 3. 1 tane zincir. Aynı yere İkinci ve üçüncü toplamda 8 tane olacak şekilde örüyorum. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus her iki önümüzdeki dilim sayısının aynı olması. Her iki önümüzü aynı şekilde ayarlayalım. Kenar patlarımızı da örelim ve sonrasında görüşelim. Bu şekilde örmeye devam edelim. Evet modelimizi birinci sıramıza yerleştirdik. Şöyle bir uçtan başlamıştık. Diğer ucumuza kadar yerleştirerek geldik. Şimdi sayalım. Eee önlerimizdekini ve arkamızdakini önce çevriliyken arkamızdan başlayalım. Bakınız sarıdan itibaren arkamız 1 2 3 4 5 6 7 ve kırmızı da arkamız 8. Şöyle çeviriyorum önümü. Önümüzden mavi de bakınız önümüzde kalmakta. 1 2 3 4 5 Diğer tarafa bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Diğer mavimiz de 5. 5, 5 önlerimiz. Arkamızda ise 8 tane modelimiz var. Şimdi modelimizin ikinci sırasını uygulamaya başlayalım. Buraya lütfen dikkat edelim. Her iki sayımız da eşit olsun. Her 1, 2 trabzan eksik fazla olduysa hiç fark etmez. Biraz geri çekerek önceki ördüğümüz dilim sayısıyla bu tarafı da eşitleyelim. Evet kenar trabzanlarımı ördüm. Şimdi modelimizin ikinci sırasını örmek için hazırız. Ve bir tane zincirimi ilave ediyorum. Bir zincirimi ilave ettikten sonra burada 8 tane trabzanım vardı. Bakınız 2, 4, 6 ve 8. 1 ile ikinci trabzanımı atlıyorum. 2 ile 3'ün arasına bir tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. 3 defa da alıyorum. Bakınız 1 ile 2'yi atladım. 2 ile 3'ün arasına bir tane trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum. 3 ile 4'ün arasına bir tane trabzanımı örüyorum. Bir defa başını doluyorum. 3 defa da çekiyorum. Tekrar bir zincirimi ilave ediyorum. 4 ile 5'in arasına 4 tane trabzanımı örüyorum. Tam ortaya bakınız. Her trabzanım sonrası bir tane de zincirimi ilave ediyorum. İkinci trabzanımı ördüm. Bir zincir. Üçüncü trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Ve dördüncü trabzanımı örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bakınız şimdi. Yedi kenar patımı ördüm. Bir zincirimi çektim. Bir ile ikinci trabzanımı arasına hiçbir şekilde batmadım. Hemen iki ile üçün arasına batarak bir tane trabzanımı ördüm bir zincir çektim bir sonraki aralığa girdim bir trabzanım ördüm bir zincir çektim daha sonra trabzanlarımın arasına girerek 4 trabzanımı ördüm ve her bir trabzanımın arasına birer tane zincirimizi çektik en son trabzanımı ördükten sonra yine bir zincirimi çektim tığımın başını doluyorum araya giriyorum 1 2 3 tekrar bir tane zincirimi çekiyorum diğer trabzanlarımın arasına giriyorum ve trabzanımı örüyorum toplamda 8 tane trabzanımızı ördük 2 4 6 8 bakınız başlangıçtaki ve sondaki trabzanlarımızın arasına girmiyoruz ortaya 4 tane örüyoruz birinci dilimimizi bu şekilde ördük şimdi ikinci dilimimize geçelim her iki geçiş arasında zincirimizi çekmiyoruz ve tekrar bakınız her dilimde aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Tığımın başını doluyorum. 1 ile 2 bakınız. 1 ile 2. trabzanımı atlıyorum. Girmiyorum. 2. trabzanımla 3. trabzanımın arasına giriyorum. 1, 2, 3 defa da örüyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Trabzanımı tamamladıktan sonra. Tığımın başını tekrar doluyorum. 3 ile 4'ün arasına giriyorum bir tane trabzanı örüyorum bir zincirimi çekiyorum tığımın başında doluyorum bakınız iki tane trabzanımızı ördük birincinin arasına girmedik 2 ile 3'ün arasına 3 ile 4'ün arasına girdik bir sonraki 4 ile 5'in arasına tam 4 tane trabzanımız örüyoruz 1 bir, bir tane zincir her trabzanımızın arasında bir tane de zincirimizi çekiyoruz 2'yi ördüm bir zincirimi çekiyorum üçüncüyü aynı yere batıyorum bir zincir dördüncüyü aynı yere batıyorum bir zincir çekiyorum bakınız dört tane dört ve beşinci trabzanımızın arasına girdik yani dört trabzan bu tarafta kaldı dört trabzan bu tarafı tam ortaladığımız yere dört tane trabzanımı ve aralarının zincirlerini ördüm bir zincirimizi hazırlamıştık tığımızın başını dolayarak bir sonraki aralığa giriyorum bir iki üç bir zincirimi çekiyorum bir sonraki aralığa giriyorum toplamda 8 tane trabzan sayısına ulaşıyorum şöyle görelim bakınız 1 2 ortada da 4 vardı 6 diğer kenarda 2 tane 8 tane trabzan sayımıza yine ulaşıyoruz ve bu şekilde örerek ilerliyoruz şimdi bir tanesinde yine birlikte çalışalım araya zincir çekmiyorum tığımın başını doluyorum 1 ile ikinci trabzanımın arasına girmiyorum 2 ile 3'ün arasına bir trabzan bir tane zincirimi çekiyorum hemen bir sonraki aralığa giriyorum bir tane trabzan yani iki trabzanımızı örüyoruz bir zincirimi çektikten sonra iki trabzandan sonra gelen tam ortadaki trabzan bakınız 2 4 sol tarafta 2 4 sağ tarafta giriyorum bir bir zincir İkinci trabzanımı örüyorum bir zincir üçüncü trabzanımı örüyorum. Hepsini aynı yere örüyorum. Ve aynı yere tekrar giriyorum. Dört tane trabzanım aynı yere ördüm. Sağ tarafına ise ayrı ayrı Kutuların içerisinde yani ayrı ayrı trabzan aralarına iki tane trabzanım ördüm, aynı yere dört tane ördüm. Bir zincirimi çekiyorum, bir sonraki trabzan aralığına girerek bir trabzanım örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum, diğer aralığa girerek bir trabzanımı daha örüyorum. Sekiz tane trabzan sayımıza bu şekilde ulaşmış oluyoruz. Ve araya zincir çekmeden ve son dilim arasına girmiyorum. Bakınız, şu devam eden bölümümüz, bu trabzanlarımızın olduğu yer. Hem baştaki hem sondaki her ikisini girmiyoruz. Araları örerek ilerliyoruz. Zincirimi çekmiyorum. En son tığımın başını doluyorum. Bir ile 2'yi atlıyorum. Diğerine giriyorum. 1 2 3 Bir zincir. Hemen bir tane daha örüyorum. Bir zincir ve dört tane örüyorum. Ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet yeleğimizin diğer ucuna kadar örerek geldim. Şöyle açıp bakalım. Bakınız burası içten görünüşü. Diğer tarafı ise şöyle çevirdiğimizde arkadan tüm olarak görebilmekteyiz. İkinci dilimimizi de aynı şekilde ördük. Şimdi üçüncü sıramıza geçmek için bitişimizi de birlikte yapalım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve kenar yedi tane patımı örüyorum. Bir. 2 2 defa da alıyorum burayı içeriği 3 defa da alıyorum 7 trabzanımı örüyorum en son kenardakine de dikkatlice şöyle batıyorum bir iki tane zincirimi çekiyorum tekrar sırası ile örüyorum Şurada ilik yerimizi saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. de örmüşüz. Tekrar 1 diye buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir sonraki sıramda iliğimi açmam gerekecek. 7 tane kenar patımızı ördüm 2 4 6 ve 7 bir zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum 1 ile 2'nin arasını örmüyorum bir sonraki araya girerek örüyorum 1 2 3 bir tane zincirim çekiyorum ve sıradaki araya bir tane daha trabzanım örüyorum bir zincir çekiyorum tekrar tığımın başını doluyorum bakın tam 4 2 4 sol tarafta 2 4 sağ tarafta tam ortalayarak 4 tane trabzanımızı buraya yerleştiriyorum ve aralarına birer tane zincirimizi çekiyorum. 2 ördüm, 3 ördüm, bir zincir ve dördüncü trabzanımı örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. 2 tane sağ tarafta, 2 trabzan da sol tarafında olacak bu ortadaki 4 trabzanımızın tığımın başında oluyorum. Araya giriyorum bir zincirimi çekiyorum bir tane daha trabzanımı ördükten sonra toplamda 8 trabzan sayısına ulaşıyorum 2 4 6 ve 8 bakınız 8'er 8'er ilerliyoruz şimdi araya zincir çekmiyorum birinciye batmıyorum ikinciye gelerek batıyorum bir tane zincir tekrar 1 2 3 1 zincir 1 2 3 1 zincir aynı yere batıyorum iki tane tek trabzanı ördükten sonra tam ortadaki yani bakınız dört tane trabzanımızın ortasına sağda ve solda dörder tane trabzanımız ortaya dört tane trabzanımızı aynı yere örüyorum aralarına da birer tane zincirimizi ilave ediyoruz bir zincirimi çekiyorum bir sonraki aralığa giriyorum tekrar bir zincir diğer aralığa giriyorum ve yeleğimizi istediğimiz ölçü gelene kadar bu şekilde örerek ilerliyorum. Evet yeleğim istediğim ölçüye gelene kadar örmeye devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. sıramız tam beyaz. 12, 13 tekrar beyaz ve 14 sırada yeleğimi tamamladım. Şöyle ölçüsüne bakmak istiyorum. Ölçüsüne baktığım zaman en yüksek yerinden tutuyorum. En uç kısmının 34 santim olduğunu görüyorum. Bakınız tüm kenarlarımızı örmeye yakadan başlayalım yakadan ilk kutucuğumu ördüğüm yerden başlıyorum ve bütün kenarlarımı dolaşarak geliyorum bir tane zincirimi çekiyorum ve sadece sık iğne yapıyorum aynı yere bir daha giriyorum diğer yuvaya giriyorum bir ve ikinci sık iğnemi örüyorum diğer yuvaya bir ve ikinci sık iğnemi bütün yuvalara ikişer sık iğne yaparak ilerliyorum sadece sık iğne yapıyoruz bakın 1 ve 2 her yuvamıza 1 2 kesinlikle atlamıyoruz boşluk bırakmıyoruz eğer yuvanız büyükse arada üçüncü bir sık iğneyi de ayarlayabilirsiniz tamamen örgümüzün en güzel olması yönünde çalışmalarımızı ayarlayalım şimdi yakamıza ikişer sık iğnelerimizi örerek yan kısmımıza doğru ilerliyorum şöyle görelim bakınız uç noktaya kadar geldim İki tane sık iğnemi ördüm burada dönüş yapacağım için bir tane daha sık iğnemi örüyorum ve diğer trabzan aralığına giriyorum bir ve iki bir sonraki trabzan aralığına geçiyorum iki eğer gerekli olursa bir tane daha ilave yapabilirsiniz ama ikişer tane gayet güzel yeterli olmakta ikişer ikişer ilerliyorum bileğimizin yanından aşağıya doğru bu şekilde ilerleyelim kenarımızı da sık iğnelerimizi örerek tamamladım şimdi en alt kısmımıza geldik en alt kısmımızda her bir trabzanımızın olduğu yere bir defa giriyoruz bakınız sadece üzerlerine batıyorum sık iğnelerimizi tam araya girmiyorum bakınız şu minik gözlerimizin arasına girerek örüyoruz. Buradaki zincirimizin içerisine bir tane ve bir tane trabzanımıza bir tane zincirimizin içerisine bir trabzanımın tepesine bir zincirimin içerisine buradaki bir zincirlerimizin hepsinin olduğu yere birer tane mutlaka sık iğnemizi geçiyoruz ki çekme yapmasın. Evet bu şekilde bakınız. Alt kısmı bu şekilde tamamlayalım. Diğer kenarımızı da aynen burada yapmış olduğumuz gibi ikişer ikişer tamamlayalım ve diğer uçta görüşelim. Yeleğimizin kenarının tamamını beyazımla sık iğne ile geçtim. Ee, diğer kolunu daha önce yapmıştım. Buradaki kolumuzu şimdi bu kolumuzu da birlikte başlayalım ve kolumuzu da sık iğne yaptıktan sonra tamamlayalım. Bakınız yeleğimiz çok güzel pileli pileli ön görüntüsü şöyle çok hoş oldu. İnci düğmelerimizi de diktim. Tabi siz dilediğiniz düğmemizi dikerek e, kullanabilirsiniz. Kol altından örmeye başlayalım. Her iki modelimin arasından giriyorum. Her iki bakın şöyle geçişimi yaptığım yerden tam araya batıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolamadan yandaki trabzana bir tane sık iğne giriyorum. İki sık iğne giriyorum ve bakın şuradaki birleşme yerine giriyorum. Bir tane sık iğne. Sonrasında trabzan aralarına birer birer sık iğnemi örerek ilerliyorum. Her bir trabzan arasına bir tane sık iğnemi örüyorum. İki zincir çektiğim yere bir ve iki trabzanıma tekrar giriyorum. Ve başlangıç yerine kadar bu şekilde örerek geliyorum. Bitiriyorum. sadece sık iğnemizi örüyoruz. Başlangıç yerimize kadar sık iğnelerimizle dolaşarak geldim. Yine tam birleşme yerine batıyorum. Yandan devam eden trabzanlarımı da bakınız iki defa girerek örüyorum. Ve başladığım yere geliyorum. Bir tane başına bakınız. Bir tane zincir çekerek başladığım yere tığımın başına girdiriyorum. Bir ilmeğimi ve bir zincirimi çekerek burayı birbirine bağlıyorum. Ve en son kenarımızda bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi boynumuza zincirimizi çekerek bir tane bağcık ve ucuna iki tane her bir zincirimizin ucuna çiçeklerimizi yapalım ve tamamlayalım. İplerimizi mutlaka gizleyelim. Bakınız. Evet şimdi zincirlerimizi çekmeye başlayalım. Kordonumuzu yapalım. Evet yeleğimizin şimdi kordonunu çalışalım. Yeleğimizin kordon çalışması için 3,5 numaralı tığımı kullanıyorum. Eğer 3,5 numaralı ya da 3 numaralı tığınız yoksa yine ince uçlu tığınızda da örebilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen bakınız. Birinci zincirin olduğu yere giriyorum. 1, 2, 3 tekrar 1 2 bakınız birinci zincirin içerisine girdim iki tane trabzan ördüm toplamda 3 trabzan görüntüsü oluştu 1 2 3 tane zincir çekiyorum aynı yeri girerek kapatıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum aynı yere giriyorum 1 2 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 zincirimi çekiyorum batıyorum. Tekrar 3 zincirle battığım yerden çıkıyorum. Minik bir çiçek yapıyoruz bakınız. Aralarında ikişer trabzanımız var. Kenarlarında üçer tane zincirimizde önce batıyoruz, aşağı iniyoruz. Sonra battığımız yerden 3 zincir çekerek çıkıyoruz. Tıpkı burada olduğu gibi. Önce iki trabzandan sonra battım. Sonra battığım yerden yukarıya doğru çıktım. Şimdi zincirlerimiz tamamlandıktan sonra yine 2 tane trabzanımı örüyorum ve 3 zincirimi çekiyorum 1 2 3 batıyorum 3 tane minik yapraklı çiçeğimiz oldu Dilerseniz bunu fıstıkla da çalışabilirsiniz Dilerseniz birkaç tane daha yapabilirsiniz ama 3 tane yeterli oluyor şimdi bakınız buraya battım arkada da şöyle ipimiz vardı tekrar bir tane daha batalım şu ipimizde şöyle kavrayalım ve zincirimizi çekmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hiç saymayalım. Kordonumuzu boynumuzdan geçip istediğimiz kadar sallanacak şekilde zincirimizi örelim. Epeyce uzun örmemiz gerekmekte. Bir de sımsıkı yapmayalım. Biraz rahat çekelim zincirimizi. bakalım şöyle rahat olunca daha da geniş görünmekte ve kordon şeklinde daha güzel görünmekte. Şimdi zincirimi istediğim kadar çekiyorum. Epey uzunca zincirimizi çektim. Çünkü bir alttan, bir üstten geçeceği için biraz uzun olmasında fayda var. Bakınız ilk yuvamızın içerisinden geçiyorum. Diğer tarafta çiçeğimiz olduğu için diğer tarafı serbest bırakıyorum. Bununla bakınız ilk girişimi yaptım. Sonrasında diğerine geçiyorum. Dilerseniz tağıyla da yapabilirsiniz. Her bir yuvamızın içerisine girişimizi yapalım. Bakın birinden giriyoruz, diğerinden çıkıyoruz. Birinden sürekli şöyle bakalım. bir alttan bir üstten girerek her kutucuğumuzun içerisine mutlaka uğrayalım kutucuğumuzun bakın şöyle tığımızla da alabilirsiniz zorlandığınız yerlerde eğer elinizde rahat ederseniz elinizde nasıl rahat ederseniz bu şekilde bütün kutucuklarımızın içerisinden geçirelim ve diğer uç noktada görüşelim. Evet, zincirimizi geçirdik. Bakınız, kordonumuzu bir uçtan diğer uca kadar düzenli bir şekilde. Şimdi diğer ucumuza da bir tane minik çiçeğimizi yapalım. Tıpkı buradaki çalıştığımız minik çiçeğimizden bir tane de diğer ucumuz için hazırlayalım. Hemen alıyorum uç kısmını. Tam en sondakine değil bir ikiye giriyorum. Bakınız, ipimi alıyorum. tutuyorum şu şekilde. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen aynı yere 2 tane tırabzanımı örüyorum. 1 ve 2. 3 zincir çekerek aynı yere batıyorum. Tamamen aynı yere batıp çıkıyoruz. 1 tane merkez oluşturuyoruz. 3 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 2 tane trabzan 1 2 3 zincir çekerek hemen iniyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve ortaya batıyorum ve 3 tane çiçek yaprağımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi son olarak diğer tarafın dibine batarak bağlanalım. Şöyle ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane de zincir çekip sağlamlaştırıyorum ve şu şekilde sıkıştırıyorum bakınız burayı uygun şekilde bağladık hemen ipimi ince uçlu tığımla hemen içeriye doğru çekiyorum masamın üzerinde çok fazla tığ bulunduğu için bazen farklı tığları alıp kullanıyorum o yüzden yanlış anlaşılmalar olmaz umarım. Evet. İpimizi keselim, temizleyelim hemen. Tiyongumuzu bağladık. Bu şekilde yeleğimizi tamamladık. Kollarımızın sık iğnesini, kenarlarımızın sık iğnesini ve düğmelerimizi hepsini yerleştirdik. Şöyle görmüş olduğumuz gibi çok güzel bir yelek çalışması oldu. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.